Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Galatasaray transfer gündemiyle tekrardan karşınızdayım. Artık son güne girdik. Gece 12'yi geçtikten sonra son güne girdiğimiz için çok kritik bir gün, çok hızlı bir gün bizi bekliyor ve ben de bu kritik günün gece ilk saatlerinde size video çekerek son dakika bilgilerini aktaracağım. Gündüz ilerleyen saatlerde ise size detaylı bilgileri, gelişen bilgileri tekrardan aktaracağım. Şu an size Galatasaray'ın son dakika transfer gelişmelerini aktaracağım. Ne durumda şu anda Galatasaray? Neden şu ana kadar transfer yapılmadı? Bunu hızlı bir şekilde konuşacağız. Öncelikle Galatasaray sağ bek ve sol bek transferini Cuma günü saat gece 24.00'da yani gece yarısında bitecek olan UEFA listesine yetiştirmek için elinden gelen gayreti gösteriyor. Ancak burada Galatasaray yönetiminde de biraz suç var. Birazcık da Galatasaray'ın eli kolu bağlanmış durumda kaldı. Bunun detayına gireceğiz şimdi. Öncelikle şunu söylemem gerekiyor. Galatasaray bir sol bek bir sağ bek yetiştirmek istiyor. Hem 8 hem 10 oynayabilen oyuncu ise alınacak ancak UEFA kadrosuna yazılamayacak. Değerli arkadaşlar Galatasaray'ın şu an en acil istediği şey sol bek ve sağ bek. Bu konuda da bir yerli bir yabancı olarak bu iki transferi göreceğiz arkadaşlar Öncelikle sabit transferinde diyelim ki bu satıldı bu satıldıktan sonra Galatasaray sabit arayışına girdi takımlar Galatasaray bonservis kazandığı için yüksekten uçtular ya bu takım çok para kazandı zaten bize de fazla para versin diye pazarlığı kırmadılar diyelim Galatasaray'da fazla para vermemek için zorlandı diyelim Solbek transferi bir yıldır Galatasaray'ın eksi. Sol bekte bir çıkar yol bulamadı. Angelinho geldi. Geldiğinden beri formsuz. İki aydır da Angelinho'yu oynatmıyor. İki aydır Galatasaray yönetimi nasıl bir transfer görüşmesi yaptı Solbek şimdiye kadar anlaşamadı. Bu da enteresan bir durum. Bu konuda Galatasaray yönetimini sonuna kadar eleştiriyorum. Sizlerin yorumlarında çok fazla merak ediyorum. Şimdi gelelim transferlerin son durumuna. Sol bekten başladık. Sol bekten devam edelim. Sol bekte Rıdvan Yılmaz gelişmesi hala sıcaklığını koruyor. Ben en baştan beri Rıdvan Yılmaz'ın Galatasaray'da olduğunu söylemiştim. Çünkü hem Rıdvan bu konuyu çok istiyor. Hem Galatasaray çok istiyor. Glasgow Rangers'ın inadının kırılacağını söylemiştim. Galatasaray 6,5 milyon Euro'lardan 4 milyon Euro'ya kadar indirdi ve Galatasaray'ın elini ağırdan almasının sebebi bonservisi indirebildiği kadar indirmesiydi. Glasgow Rangers Galatasaray'ın bonservis kazandığını bildiği için bir süre 5 milyon euro da diretmiş. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek şöyle bir karar aldı. Hiçbir oyuncuya devre arasında servis parası vermeyeceğiz. Finansal fair play var diye böyle bir karar aldı. Bu kararın nedeni diğer takımlara göz boyamak aslında. Diğer takımların gözünü boyamak. Yani biz şu anda bonservis verebilecek durumda değiliz diyerek onların bonservisini aşağı çekmek için. Sol bekte Rıdvan Yılmaz'a şu anda 4 milyon euro zorunlu alma opsiyonuna kadar şu an teklif düşmüş durumda. Rıdvan Yılmaz'ın biz en geç Perşembe İstanbul'da olacağını düşünüyorduk ancak şu anda Cuma diyeceğiz buna maalesef. Galatasaray sol bekte yerli alternatifleri kullanarak Rıdvan Yılmaz'ı kesinlikle bitirecek. Çünkü sol bekteki en güçlü aday ve en mantıklı aday da o duruyor şu anda. Maalesef daha iyi adaylar olmasını isterdik ancak şu anda en mantıklı ve en güçlü aday o duruyor. Maliyet olarak da diğer oyunculardan daha az maliyette olan Rıdvan Yılmaz da Galatasaray'a gelmek için haber bekliyor. Rıdvan Yılmaz'da herhangi bir sıkıntı yok. Cuma günü artık listeye yetiştirilmesini bekliyoruz. Biz normalde Perşembe'ye kadar gelmesini bekliyorduk ancak çok ağırdan alındı bu iş. Galatasaray indirebildiği kadar bon servisi indirmeye çalıştı. Ancak bundan sonra eğer biraz daha iletirse Galatasaray. Glasgow Rangers vazgeçerse Sparta Pırah maçında sol bekte kim oynayacak biliyor musunuz? Berkan oynayacak arkadaşlar ya da Barış Alper oynayacak. Bu yüzden Galatasaray riske atmak istemiyor. Rıdvan'ı getirmek istiyor. Cuma günü imzaya attırıp hemen listeye yetiştirmek istiyor arkadaşlar. Sağ bekte ise 3 tane aday var. Bu 3 adaydan bir tanesi Galatasaray'ın kiralık futbolcusu olan Leo Dubua. Galatasaray maalesef Dubua transferinde de hata yaptı Galatasaray yönetimi. Galatasaray yönetimi Dubua'yı gönderdi Başakşehir'e ve Başakşehir Dubuaya bir maaş ödemiyor. Çok ufak bir kısmını ödüyor Dubuanın maaşının. Galatasaray ödüyor bu maaşı arkadaşlar ve Galatasaray maaşını ödediği oyuncuyu geri çağıramıyor maalesef. Böyle bir madde koymayı unutuyor nedense. Yani çok enteresan ve sözlü olarak aslında anlaşıyorlar. Göksel Gümüşdağ'a biz Saşa Boy'u satarsak Dubua'yı geri almak istiyoruz diyor. Göksel Gümüşdağ da biz size kolaylık sağlarız diyor. Ancak şu anda Göksel Gümüştaşı da aslında bir bakıma haklı. Diyor ki ya biz Dubuay'a göre kadromuzu şekillendirdik. Sizden Dubuay aldığımız için başka bir oyuncu almadık. Şu an sizde verirsek biz boşta kalacağız, ortada kalacağız ve devre arasında bonservissiz ya da kiralama bedeli olmadan oyuncu da alamıyoruz. Bundan dolayı bize bir bedel ödeyeceksiniz diyor. Ben burada Göksel Gümüştaşı'ya hak veriyorum. Kardeşim siz çağırmayı düşünüyorsanız oraya bir madde koyduracaktınız. Biz bedelsiz olarak istersek devre arasında bu oyuncu çağırabiliriz diyecektiniz. Belki bu madde neticesinde Göksel Gümüşler kiralamayacaktı, vazgeçecekti. Bundan dolayı ben burada suçlu olarak Galatasaray yönetimini buluyorum. Kim yaptıysa o, o sözleşmeyi, Cenk Ergün mü, yoksa Erdem Timur mu, yoksa direkt Başkan Dursun Özbek mi? Kim yaptıysa yanlış bir sözleşme. Dubois'ın Boye'ye ayrılma ihtimaline karşın Çünkü takımın en potansiyeli oyuncusu Boye zaten. Yani devre arasında gitmezse sezon sonra gidecek. Mutlaka gidecek bu oyuncu. Oraya bir madde koydurulması gerekiyordu. En azından Solbek'te bile oynadığı için Dubois. Angelini olmazsa Dubois'ı geri çağırırdınız. Bundan dolayı Galatasaray kendi ayağına sıktı bu transferle. Hem maaş verdi hem de kendi oyuncusuna bir de bon servis verecek şimdi. Çok enteresan bir hal aldı. Ben ilk defa böyle rezil bir transfer görüyorum yani oyuncunuzu veriyorsunuz ve iyi bir oyuncunuzu veriyorsunuz. Sağ bekte sol bekte oynayan 2 yıl önce Fransa milli takımında oynayan Olimpik Lyon'un kaptanlığını yapmış oyuncuyu siz bedavaya kiralatıyorsunuz. Maaşını veriyorsunuz. Geri almak için bir de para veriyorsunuz. Yani buradan Başakşehir çok çok karlı çıkmış durumda. Hem adamı kullandı hem de şimdi Galatasaray'a geri verirken bir de bonservis alacak bizim oyuncumuzdan. Çok enteresan bir durum gerçekten. Galatasaray Leo Dubois için 500 bin euro civarında bir para verecek gibi duruyor. Ancak bu cuma günü belli olacak. Galatasaray'ın asıl isteği Asinyon. Asinyon'la aslında anlaşmıştı Galatasaray. Asinyon'la bireysel olarak herhangi bir sıkıntı yoktu. 1 milyon euroya yakın bir yıllık ücretle 4 yıllık anlaşma sağlamıştı Galatasaray. Ancak Ren Galatasaray'a şöyle bir şey dedi. Biz size Boe'yi verdik ve Boe'den siz çok fazla kar ettiniz. Asinyon'u veriyoruz. Asinyon'dan da çok fazla kar edeceksiniz. Bu yüzden 8 milyon euronun altına en Normalde 12'den başlamışlardı pazarla 12'den 10 milyon euroya indiler. 8'e indiler. Galatasaray 5 milyon euroya çıkmıştı. Biz demiştik ki Asinyon Galatasaray'a çok yakın. Gelmek üzere aradaki fark kısa sürede kapanacak. Ancak Galatasaray 5 milyon eurodan yukarı çıkmadı. Ren tarafı da 8 milyon eurodan aşağı inmedi. Çünkü Ren sizin kasanıza sıcak para girdi. Bundan daha fazla aşağıya inmeyeceğiz dedi. Galatasaray bonservis vermeyeceğini açıkladıktan sonra hiçbir oyuncuya bonservis vermeyeceğiz dedikten sonra aslında Asinio tarafında Ren tarafında da bir geri adım oldu çünkü Ren artık Asinio'dan çıkmak istiyor. Ondan kazanabileceği parayı kazandıktan sonra göndermek istiyor. Kadroda düşünmediğini açıkladı Ren Teknik Direktörü. Bundan dolayı Marsilya talip oldu ama Marsilya'nın ciddiyeti Galatasaray'a kadar değil. Marsilya sağa sola şu anda salça oluyor. Zeki Çeliğe de salça olmuş durumda. Yani Marsilya'nın şu an ciddiyeti Galatasaray'a kadar fazla değil. Bunu kesinlikle söyleyebiliriz. Galatasaray Asinyon'u en ciddi isteyen takım. Ancak 5 milyon euronun üzerine çıkmıyor. Galatasaray Asinyon'da son kez bir şansını deneyecek. Asinyon'u Cuma günü getirse bilirse eğer Galatasaray Asinyon'la 4 yıllık bir sözleşme imzalayacak arkadaşlar. Sağ bek Asinyon sol bek Rıdvan Yılmaz olacak. Bizim haberimizde de biz demiştik bekler onlara emanet diye hala haberimizin arkasındayız. En ciddi adaylar bu ikisi arkadaşlar. Ancak Asinyon'da Ren'le orta yol bulunamazsa Durum hemen Dubuğa'ya dönecek. Dubuğa hemen Başakşehir'den 500 bin euro fesih bedeliyle çağrılacak. Ve hem bekte hem sol bekte oynayabilecek ilk 11'e yerleştirilecek arkadaşlar. Zeki Çelik'e geldiğimiz zaman Galatasaray'ın Zeki Çelik'e bir ilgisi vardı. Bunun haberini de yapmıştım ben. Ancak Zeki Çelik şu an Türkiye'yi planlar arasında görmediğini söyledi. Roma Zeki Çelik'i çok uygun bir bonservis bedeliyle vermeyi düşünüyordu. 2,5-3 milyon euro bandına kadar düşmeyi düşünüyordu. Ancak Zeki Çelik Türkiye'yi şu anda şu şartlarda düşünmediğini söyledi. Bundan dolayı Galatasaray bu transferde biraz geri adım attı. Zeki transferi şu an çok uzak. Galatasaray'ın yeni sol beki %99.9 Rıdvan Yılmaz olacak. Sağ bekide %50 Asinyon, %50 Dubua olacak arkadaşlar. Son durum bu şekilde. Ve bu gün içerisinde bu kesinleşecek. Yani bu kombinasyondan bir tanesi gün içinde kesin oluyor arkadaşlar. Rıdvan Dubua, Rıdvan Asinyon. Bu ikiliden bir tanesi mutlaka bu yük gerçekleşecek. Galatasaray Cuma günü getirip imzalar atıp kadroya yetiştirecek. Aynı zamanda 10 numara pozisyonu içinde Galatasaray liste yazamasa bile bir oyuncu mutlaka getirip Mertens'in oyun süresini biraz düşürmek istiyor. İleride Mertens oynarsa eğer ilk 11'de ikinci yarı oyuna girebilecek çok potansiyelli bir oyuncu. Eğer Mertens yorgunsa İlk 11 oynadığında da sırıtmayacak bir 10 numara istiyor şu anda ve 3 transferle transfer sezonunu kapatacak Galatasaray. 1 Ocak bizim için çok hızlı geçecek. Galatasaray'ın bombaları bugün düşecek ve ben de sizlere bugün bütün transfer haberlerini yetiştirmeye çalışacağım. Ama sizlerden bir ricam var. Transfer haberlerini hemen anında öğrenmek için like atıp daha sonrasında da abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Kendinize iyi bakın.